İsmi Sübhanehu ve in min şeyin illa yüsebihi bihamdi. Beşinciyi işledik. Müzakerelerimiz biraz uzun sürdü bunda. Şimdi altıncıya geçiyoruz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla Cenab-ı Hak o saraydaki, o kasırdaki masnuatlar ve müzeyyenatlar var. O müzeyyenatla kendini sevdirmek istiyordu. O müzeyyenatın üstünde de bir takım sikkeler, turralar ve hatemler koymuş. Hususi özel sikkeler, mühürler de vurmuş. Ve hususi hatem birer taklit edilmez turralar koymuş. Peki bu niçindir diye sorulduğu vakit Peygamberimiz de bunu şöyle açıklıyor. Her şey kendine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisini tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Yani o müzeyyenatla kendini size sevdirmek istediği gibi müzeyyenatın üzerinde sikke, hatem ve mühür. Şöylesine yapalım istersen şunu. Sikke, hatem ve turra koymuş. Bununla ne yapmak istiyor? Her şeyin kendine has olduğunu gösteriyor. Yani her şey bana özeldir. Hiç kimsenin parmağı burada karışmıyor. Ve kendi eseri olduğunu, kendi elinin eseri olduğunu ve kendisinin orada tek ve yekta ve istiklal ve infirat sahibi olduğunu, tektir, eşsizdir, bağımsızdır ve ferdidir. Hiçbir kişiler tarafından müdahale edilmediğini göstermek için o müzeyyenat ve masnuat üzerinde turralar, sikkeler ve mühürler basmış. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Yani siz dahi onu nasıl kendini tanıttırmak ve sevdirmek istiyorsa, nasıl kendisine has olduğunu göstermek istiyorsa, kendisinin tek olduğunu göstermek istiyorsa siz de tek olarak onu tanıyınız. Siz de tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Şimdi bunu açıklayacak olursak hususi sikke nedir? Hatem ve mühürler nedir? Her şeyde Cenab-ı Hakk'a has olduğunu, ait olduğunu gösteren mühürler ve damgalar vardır. Mesela işte bir şeyden her şeyi yapmak, her şeyden bir şeyi yapmak, o şeyin saniyine has bir turradır. Ondan sonra mesela her müzeyyenat üstünde Cenab-ı Hak sikkesini koyuyor. Mesela küçük, çekirdek kadar küçüklüğüne bir şey, dağ gibi yükleri kaldırıyor. Bu bir sikkedir. Bir çekirdekten onu çıkarmakla gösteriyor ki, o bana hastır. Bunu kimse taklit edemez diye. Ve her bir sanat üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın bu harika sikkeleri ve mühürleri vardır. Bunu da nereye gidiyoruz? Yine bürhanlara gittiğimiz vakit 22. lemhada bu sikkeleri ve bürhanları ve hatemleri görebiliyoruz. Atlarını sizlemişiz burada. Evet. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi Peygamberimiz. Bunun gibi Peygamberimize ait ve o makama münasip sözleri, tebliğat makamına uygun sözleri oradaki seyircilere, gelen seyircilere, dünya misafirhanesine gelen insanlara Peygamberimiz söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Dünya imtihanına gelen insanlar dünyada iki güruha, iki ayrı gruba ayrıldılar.
Birinci güruh dindarlar, dindar olmayanlar, Allah'a inananlar ve inanmayanlar, Müslümanlar ve kafirler diye iki güruha ayrıldılar. Nübüvvet tarafı, felsefe tarafı diyebiliriz. Kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler: bunda büyük bir iş var. Evet, bu arkadaşlarımız aklı başında, kendini tanımış ve kalbi de yerinde, sağlıklı. Bunda büyük bir iş var dediler. Yani sarayın vaziyeti, sarayın dizaynı, oradaki acip nakışlar, turralar, sikkeler, mühürler, süslemeler, yemekler, yani tamamlar. Her bir manzara işleyince, yani görünce burada acayip bir iş var diye karar verdiler. Hem anladılar ki beyhude değil. Bu büyük iş boşu boşuna yapılmış da değil. Öyle hani ne için, ne diyorlar şimdi? Hobi olarak yapılmış da değil. Adi bir oyuncak da değil. Birileri gelsin oynasınlar diye veya da birileri oynayarak işte oyuncak bir saray yapmış, öyle bir şey de değil. İşin ciddiyetinden o anlaşılıyor. Haşmetinden o anlaşılıyor. Sanatın acip ve garipliklerinden o anlaşılıyor. Sanatın üzerindeki turralardan ve mühürlerden o anlaşılıyor. Yani acayip mucizat-ı kudretler var. Onlardan anlaşılıyor ki burada büyük bir iş var. Beyhude değil, adi bir oyuncak da değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var? Yani mesela siz şu anda gitseniz çölde yolda yürüyorsunuz. Çölde seyahat ediyorsunuz. Seyahat ediyorken önünüze bir saray çıktı. Issız bir saray. Kimsecikler yok. Kapısı bacası açık. İçeri girdiniz. Yani acayip ve garip şeyler sergileniyor. Çok güzel. Acayip hareketler var veyahut da ne bileyim manzaralar var. Yani insanın ilk işine gelen zaten bütün insanlık bu. Bu nedir acaba? Onu o Kinayeli. tılsımı çözmeye, o sırrı, o muammayı anlamaya çalışmıyor musun? Kimdir? Kime aittir? Kim yapmıştır? Yani burada bunun işi nedir? Yani şimdiye kadar ben bunu burada görmedim diye ne yapar insan? O tılsımı, o muammayı çözmeye çalışır. Ve içerideki nereden çözmeye çalışır? Herhalde gidip de başka yerlerden sormaz. Sarayın O içinde. sarayı inceleyerek kime ait olduğunu, ne olduğunu, kimler tarafından yapıldığını çözmeye çalışır. Şu anda insanlık da bunu yapıyor. Birinci boyuttan itibaren abi dikkat insanın mammasını hani başlayıcı esas üzerine gidiyor ya konu. Buna hilkat-ı insanın muamması, hikmet-i alemin tılsımı diyebiliriz. Yani alem nedir? Onlar saraya giriyorlar. Bunda büyük bir şey. Şu anda hilkat-ı alem sarayı inceliyorlar. Fakat ondan sonra buradakiler de şu peygamberin ifadeleri de hilkat insanın muamması. İnsanın yaratılış sırları. Bak siz dahi şöyle yapın. Sizin yaratılış gayeniz. Başta dedik ya vezaif-i insaniyettir dedik. İnsanlık vazifesi. Senin yaratılış gayen budur. Şunların şu ikinci şıkları hilkat insanın muamması denilebilir. Peygamberimiz bunu çözmüş. Saraya ait olan sır şudur. Size ait olan sır şudur. Şunların hep birincileri hılkat-ı kainatın muamması, ikincisi de hılkat insanın muamasıdır. Diyebiliriz yani. 11. sözün tamamından bu neticeleri, bu üçünü çıkarabiliriz. Hikmet alemin tılsımı, hılkat insanın muamması. Ne de çözmüş işte peygamberimiz. Diyor ki, o şu ihsanlardan maksat, şu tezyinat nedendir, niçindir? Size sevdirmek istiyor. Mesela hılkat insanın muamması nedir? Siz de takdir edeceksiniz, kendinizi ona sevdireceksiniz. Birincisi hikmet alemin tılsımı, ikincisi hılkat insanın muamması diyebiliriz. Evet, burada da baktığımız vakit, yani her bir mevzu içerisinde hikmet alem vardır, Var. hılkat insanın muamması Onu vardır. diyecektim. Tamam. Onu öyle. Şimdi bundaki, şu nedir? Hikmet alemin tılsımını çözmeye çalışıyorlar. Bunda büyük bir iş var. Çölde gördüğünüz böyle bir bina. Binayı inceleyerek ne maksat için oraya konulduğunu çözmeye çalışırsınız. İşte bunlar da akılları başlarında olduğundan dolayı, bu işte uzman olduklarından dolayı geliyorlar. Bunda büyük bir iş var diyorlar. Acaba ondan dolayı merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken, yani bu sırların, bu tılsımların içinde var, ne çıkacak diye düşünürken,
Birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Az önceki tasdik ettiğimiz nutku. Evet. Az önceki nutkunu işittiler. O tarif edici üstadın nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarı ondadır. Yani siz bir saraya girseniz, sarayda ne yaparsanız, sahipsiz bir sarayda inceleme yaparsanız. Yani işin bir tarafından başlamakla o sarayın hikmetini çözmeye çalışırken bir yerde bir kitap buldunuz. Baktınız ki sarayla ilgili her şeyi yazıyor. Ha, tamam işte sarayın anahtarını bulduk. Nedendir, niçindir, ne maksatla yazılıyor? Burada yazılıdır deyip de ona sahip çıkmaz mısınız? Hemen bak, incelemeye, Hemen bakmaya. incelemeye, boşuna bütün sarayı dolaşmaya, sarayı dolaşıyorsun. Bütün o saraydaki şeylerin özeti, fiil listesi o kitapta yazılı olsa anlaşılır. Şimdi burada da işte nedir? O muarif üstadın nutkunda sarayda Peygamberimizin kullanma kılavuzu gibi her şey yazılı. Hikmetleri anlatılıyor. Ondan sonra gelen misafircilere ait vazifeler de orada yazılıyor. Bunlar da o zaman şimşek gibi hemen anlıyorlar, çakıyorlar. Hadis ile anladılar ki bütün esrarın anahtarı ondadır. Bu sefer ona müteveccihen gittiler ve dediler: Esselamu aleyke ya eyyühel üstad. Hakikaten, hakikaten şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve mudakkik bir muarrifi lazımdır. Onun nutkunu işittiler ya, nutkunu dinlediler. Ondan sonra onun hakikaten bu saray hakkında isabetli fikirlerini, taşı gediğine koyarcasına olan hitabını dinlediler. Ondan sonra da aklı başında olduğundan dolayı kalbi de yerinde, hakikaten bu saraya böyle bir şey lazımdı. Yoksa anlaşılmaz bir kitap muarifsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Böyle muhteşem bir saray tarif edicisiz olsa nasıl manzum nakışlar saray sahibine delalet ediyor diye muarif üstad olmazsa o ehemmiyetli mükemmel saray manasız kalır. Onun için hakikaten sen gerekliydi. Burada nübüvvetin gerekliliğine ve nübüvvete de işaret var. Yani peygamberler çok gerekli. Anlaşılmaz bir Anlaşılmaz bir kitap muhabbetsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Onunla ilgili aşağıda gelecek. İkinci güruhta gelecek. Evet. Sonra ona müteveccihen diyorlar: senin gibi sadık, doğru, müdakkik, inceleyici, araştırıcı, en ince noktaya varıncaya kadar tarif edici bir tarif edici lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Marziyat-ı ilahiyeyi anlamak için Peygamberimize aklı başında olan insanlar geliyorlar, teklif ediyorlar. Daire-i Nuriye'ye gelip teklif ediyorlar. Müslümanlara gelip yani ben İslamiyet'in Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları diye teklif ediyorlar. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Yukarıdaki nutukları, hikmeti alemin tılsımını ve hilkat insanın muammasını onlara tarif etti. Yani alemdeki şunların maksadı, şu saray sahibinin, şuraya geliyoruz, alemdeki şu tezyinattan, şu ihsanattan, şu inamattan ki maksadı şudur, sizin de yapmanız gereken şudur diye ne yaptı? Onlara vazifelerini tarif etti. Bu nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Padişahın marziyatı neydi? Yukarıda işaretlediğimiz şeylerdir. İtaattır, muhabbettir, sevmektir, takdirdir, istihsandır. Bunlar da padişahın istediği şeylerdi. Onlar da buna göre amel ettiler. Onların amel ettiler. Sonra ne oluyor? Onların şu edepli muamele. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Baktılar ki bunlar hakikaten benim bu sarayı yapmama uygun hareket ettiler. Ne olur? İster istemez mertebe yükselir.
rütbe Hoşuna alır gitti. yani. Padişahın hoşuna gitti. Padişahın hoşuna geldiğinden dolayı bunlar da rütbe aldılar. İkinci bir rütbeye, mertebeye çıktılar. Onları has ve güzel bir sarayına davet etti. Yani cennete. Cenab-ı Hak Müslümanların şu dünyadaki vaziyetini, marziyat-ı ilahiyeye uygun olan hareketlerini beğendi. Bu sefer onlara özel saraylar hazırladı. Burada saray umumiydi. Sonra onlara has bir saray hazırladı ve yüksek ve tavsif edilmez değer bir saraya davet etti. Onlara ihsanlarda bulundu. Her birisine hususi saraylar verdi. Hatta Cennet. falan cennet sarayları verdi. Hem öyle bir cevad-ı melike layık, çok cömert olan melike layık bir tarzda ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. Yani o ikramın ve o saadetlendirmenin özelliği bir cennet, Cenab-ı Hakk'ın cömertliğine layık bir tarzda ikram edilmiştir. İki, o itaatli halka şayeste uygun bir şekilde, o halka yaraşır bir ikramdır. Yani cenneti kazanan Müslümanlara yaraşır bir ikramdır. Sonra edepli misafirlere münasip. Onlar dünyada edepli bir vaziyette bulundular. Hürmetli bir vaziyette bulundular. Onlara münasip ikramlar yine yapıldı. Yani mertebesine uygun ikramlar yapılıyor. Ve bir de cennete yaraşır bir tarzda. Yüksek bir kasra şaya. Yani böyle bir sarayda böyle yiyecekler mi olur? İsteriz muhteşem bir saraya. O sarayın içerisindeki ikramlar ise Saraya göre böyle olur. sıradan şeyler olsa. Mümkün değil. Ya bu padişaha ve bu saraya ve bu misafirlere bu ikram gider mi dersiniz? Öyle ikram yapıyor ki Cenab-ı Hak cennette. Hem cennete yakışıyor, hem cevadı mutlaka yakışıyor, hem o misafirlere, yani o edepli misafirlere ve muti ahaliye yaraşır, yakışır tarzda bir ikram oluyor. Artık yani bu maddeler hal bir araya gelince siz ikramın keyfini düşünün. Şu ikramın maddesini siyah yapalım Allah da. Allah. Hocam Öyle söylememiz. bir ikram ve öyle bir saadetlendirme ki Yani Cenab-ı Hakk'a layık bir tarzda. Muti ahaliye yaraşır bir tarzda, edepli misafirlere ve cennete yakışır bir tarzda. Dolayısıyla mükemmel bir ikram, mükemmel bir saadetlendirmedir yani. Evet, son noktayı koydular. Bu misafirlerimiz dünyaya geldiler, acaibi gördüler, incelediler, muarrifi dinlediler, diğer bir saraya gittiler, saadetlendiler, oturdular, devam ediyorlar. Şimdi ikinci güruhu takip edelim. Dünyanın başından başladık, şu anda sonuna çıktık. Yani 10.000 sözün başından başladık. Sarayı kuruldu. En sonunda cennetten çıktık. Abi aslında bunu böyle Ahmet abi 23 boyutlu tarla film şeklinde yapsalar nasıl bir şey olur? Bu film yapanlar var ya, ustada işte Allah'ın sadık kulu diye yaptılar animasyon gibi. Yapılır yani bu. Çok Onun vize var hocam. söz. Mesela var mı? Hı? Var mı? Hocam Çok şöyle vize bir var. vize var. Sadık kulu. Yani bazı çizgilerle bazı küçük sözleri Cuma yapmışlar. günü. Cuma günü. Ama daha kemalini bulmamış. Her bir hakikati tam yansıtamamışlar. Şimdi ona ileride bunu öyle yaparlar ki bu işler daha da terakki kaydedince o çizgiyi izlemekle 11. sözü anlamış olacaksın. Okuyacaksın, bir de onu izleyeceksin. Hayaline yardım edecek ve görsellikle daha iyi anlamış olacaksın. Ve daha iyi tefekkür edeceksin. İnşallah istikbalde olur. Şimdi bize bayağı şey. Büyük İkinci grup. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Bir dakika. Sen de